İnci, ablam nasıl? Ablana bir şey olmadı Ahmetciğim. Rana abla iyi. Mesaj atmışsın. Ha, attım. Ben seninle başka bir şey konuşacağım. Ne konuşacağız? Diyorum ki ben biraz böyle başka bir şeyler konuşalım istiyorum. Mesela sanattan konuşalım istiyorum. Senin sanatından. Evet, çok geçmişsin sen. Yani kocacığım, ben şimdiyim de kimler için ki? Ben bu tabloya baka baka içtim. Ya sen ne yapmaya çalışıyorsun İnci? Hı? Ben ne yapmaya çalışıyorum? Ben gördüm ya bu tabloyu. Herkes görsün istiyorum ben. Haluk abiyi de aradım. Aradım, mesaj attım. O da gelecek. Hepsi görecek. Ne oluyor burada? Rana ablam nerede? Rana abla iyi ya Haluk abi. Şey yaptım ben, şaka yaptım. Şaka. Herkes burada olduğuna göre artık bir açıklama yapabilirim. Ne açıklaması? Tablo. Nasıl yani? Ben miyim bu? Evet. Sensin. Ya hatırlıyor musun sen bu tabloyu arıyordun? Güneş. Bak ne kadar gençsin. Çok güzelsin. Ama tabii asıl sorun bu tabloyu kimin yaptı? Çok yanlış yapıyorsun İnci. Ne oluyor burada? İnci çok içmiş ve ben onun adına herkesten özür dilerim. Hadi gidelim. Bir dakika, bir dakika Ahmet. Bir lafını bitirsin. Anlamadım. Ne oluyor İnci? Güneş'im, benim sevgili kocam gençken sana aşıkmış. Aşık. Başka gözlerde insanlara dokunsam ben görünmez. Hem de tablonu yapacak kadar. Kapat gözlerini. Seni görenler de olsun. Ne demek bu Ahmet? Burası Urla. Sen beni tanıyor muydun önceden? Düşündüğün gibi değil. Sen İnci, ne zamandan beri biliyordun bunu? Vallahi Ahmet bana da dün söyledi yani herhalde artık daha fazla geçiştiremiyordu. Oo Rana abla. Gel gel. Sen de gör. Ne oluyor burada? Ben herkesten çok özür dilerim. Çok eski bir tablo. Ve bugün için hiçbir önemi yok.
Bırak! Madem asılmış, kalsın orada. Sen bir şey demeyecek misin Haluk abi? Diyeceğim İnce. Ahmet, al İnce'yi götür buradan. Hadi! Hadi İnce. Ahmet, beni al, derhal götür buradan. Ya... Ben herkesten gerçekten çok özür dilerim. Daha önceden biliyor muydun sen bunu Haluk? Benim de haberim yoktu Güneş Hanım. Ben de yeni gördüm. Kardeşlerim hakkında bilmediğim şeyler var demek ki. Yirmi yıl öncesine ait bir tablo. Yani bir Ahmet'in günahı yok, art niyet yok, kardeşlerin hakkında bilmediğim bir şey de yok. Öyle geçmişe ait sadece bir tablo yani. Tamamen İnci'nin yersiz feveranları işte yani. Ben buna çok ikna olamadım Haluk. Ben seni ikna ederim aşkım. Baş başa kaldığımızı anlatırım sana detaylarını. Konuşabilir miyiz? Yetmedi değil mi? Bir de baş başayken geçmişin yüzüne vurayım şunu dedim. Ben seni telefonla konuşurken duydum. Ne diyorsun sen? Ali ile ilgili biriyle konuşuyordum. Biz senin geçmişini bu yüzden araştırdık. Ne duydun? Bir işler karıştırdığını anlayacak kadar duydum. Hala da aynı fikirdeyim. Paranoyak sen bana ne? Duydukların yetmemiş demek ki. Bir de arkadan mı dolaşayım dedim. Yaptığımız yanlıştı. Sakın özür dileyim falan deme. Özür dilenecek kadar ileri gittik biliyorum. Ama özür dilesem bir şey ifade etmeyecek, bunu da biliyorum. Ben kendimi kötü hissediyorum. Kendini kötü hissediyorsun. Peki ben nasıl hissediyorum? Unutmaya çalıştığım şeyler tekrar yüzüme vurmuş gibi. Bembeyaz bir sayfa açmışken üzerine mürekkep dökülmüş gibi. Üzgünüm. Günah çıkarmaya geldiysen başka kapıya. Bu kadar kolay kurtulamayacaksın sen. Peki, böyle olacaksa. Olacak. Şimdi izin verirsen eve gitmem gerek. Çok değerli bir şey bu Levent. Senin kadar değil. Bu bir teklif mi? Bilmem. Cevabın evet, söyle. Daha önce de söyledim, ben böyle bir şeye hazır hissetmiyorum kendimi. Biraz fazla mı hızlı gidiyorsun ne? Anne! Ali! Hoş geldin Ali. Hoş bulduk. Ne haber anneciğim? İyi canım. Sen? İyi. Ha şey, rahatsız ettiysem kusura bakmayın. Hemen bir eşya alıp çıkacağım. Yok yok. Levent de şimdi gidiyordu zaten. Aynen, aynen. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizden bir şey rica etsem. Yani biraz saçma gelecek ama. Ne kadar saçma olacağına bağlı. Üçümüzün bir fotoğrafını çekebilir miyim? Neden? Ya ben de böyle biraz anları biriktirme hastalığı var da. O kadar vakit geçirmedik sanki. Doğru, doğru. O zaman şöyle söyleyeyim. Ben birlikte vakit geçirme ihtimalimizi seviyorum diyeyim. Bana uyarsan söyle. Sevilay.